like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. Sevgili Ticari Araçlar Dergisi izleyicileri, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Bugünkü yol arkadaşımız gördüğünüz üzere Mercedes-Benz V300 Diesel 4MATIC. Bu aracı İstanbul'dan getirdik. Yolcu odaklı bir araç olduğu için özellikle uzak yolda performansını, arkadaki yolcuların rahatlığını anlamak istedik. Ve kalktık İzmir'e geldik. Şu anda Güzelbahçe'deyiz. Çok güzel bir sahil kenarında. Bakir bir yer burası. Deniz mavi, aracımız lacivert. Çok güzel bir yolculuk yaptık. Bunları sizinle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, gayet güzel bir yolculuk yaptık sanıyorum. İstanbul'dan İzmir'e geldik. Ama çok büyük bir sıcağın içine düştük. Var ya Nurten Hanım, başka bir şey hayal etseyim çocuk olacakmış. Arabayı aldık. Bu arabayla ne böyle şehir dışına çıkılır dedik. Aynen. Ve geldik. Ve bir iletişime geçtik. Geldik vallahi. Çok da güzel oldu bu arada. Evet, Mercedes'e ayrıca teşekkür etmek lazım bu konu için. İstanbul'da olsaydı bu kadar anlayamayacaktık. Yok, aracı. Yok, anlayamayacaktık. Arabayı tam anlamıyla test etme şansını bulduk. Aslında Burak, sen genelde binek araba ve böyle spor araba kullanmayı daha çok seversin, evet. Ama tarzın bu. Ama Mercedes'e de bir merakım var senin de benim gibi. Bunu nasıl buldun gelirken yolda? 2.0 4 silindirli turbo beslemeli bir motor. Yani zaten kuvvetli. Bu bir. Doğru. 237 beygir gücüne sahip ve 500 Nm torku var. Bayağı binek araba gibi kullanıyorsun zaten bunu. Evet. Aracın önü zaten E serisi gibi yapılmış Nurten Hanım. Hani böyle önde oturup hem o böyle o kadranı görüyorsunuz, hem yol falan, otomobil hissiyatı biraz da oradan uyanıyor. Sürüş dinamiklerinden ziyade. İkincisi her şeye ulaşım çok kolay önde. Touch bar hemen elinizin altında, ekran hiçbir şekilde yansıma yapmıyor falan, şahane. Yarım saat sürekli kullanırsa bir insan bu arabayı, kesinlikle bir minibüs kullandığını unutur. Makyajlanmış galiba bu araç. Bu araç makyajlanmış. Farları yeni. LED farlarımız var. İnanılmaz derecede iyi aydınlatıyor. Gece sürüşünde falan hiç zorluk çekmedik. Arabanın rengi metalik kavansit mavi. Metalik kavansit mavi. Bravo. Çok güzel bir cisim. Ve jantlarımız da 19 inç elmas kesim jantlar. Elmas. İkisi bir arada o kadar şahane görünüyor ki. Böyle koyu ve açık renkler, o tam bir kontür yaratıyor. O yüzden araba çok dikkat çekiyor. Bu araba dizel galiba. Yakıt tüketimini nasıl buldun şehirler arası yolda ya da trafikte? Burada biraz gene İstanbul'un trafiği hep var diyorlar ama bence İzmir'in trafiği de başlamış. Şimdi beni durkak durumu da var. En çok şaşırtan konuda Nurten Hanım orası oldu. Çünkü şehir içinde, İstanbul dışında kullandığımızda 11 litre falandı. Evet. Yola çıkınca biz 7.5-8 arasına düşürebilirim gibi sabit, geldi ama sabit hızlı herhalde. Evet ama maalesef öyle olmadı. Yani, şehir içinde biraz galiba yaktı. Şehir içinde de yaktı, şehir dışında da biraz yaktı. Yani tahminimin üzerindeydi. Ha gerçi şu da var. Sürekli klima açık geldik. Yolu sabit hızla geldim. Evet. Klima açıktı. Ortalaması şehirler arası 8.4-8.6, o aralarda değişti. Fatih abi, peki senin yolcu olarak söyleyeceğin bir şey var mı abi? Onun da notunu alalım. Benim şimdi yolcu olarak söyleyeceğim, ses sistemiyle biraz ilgilendim. O da güzel. Yani eksisi yok. Ya tabii, yani çok gerçekten böyle bir, evet, iyi bir akustik var içeride. Tabii. Evet, soğutma çok güzeldi. Yani evet, bayağı boşumuza gittik ikimizin de. İyi geldik, rahat geldik. Sıcak havada soğuk olarak geldik diyelim. Peki şimdi Nurten Hanım, size soralım. Şimdi bir kadın olarak geldiniz, oturdunuz. Koca yolu arkada geldiniz. Evet, yata yata geldim. Asıl mevzular sizde. Siz anlatın şimdi bize. Şöyle söyleyeyim. Çok rahatlıkla bindim arabaya bir kere. Kol çantam, genelde büyük çanta taşırım ben. Arabaya binerken çok fazla eğilmedim.
Koltuklara otururken de çok rahat böyle kendimi oturtup hemen kemerimi takabildim. Bu çok önemli. Saklama yerlerini çok fazla bulundurmuşlar. Bu da çok büyük bir ayrıntı. Hani çocuklu bir anne olsa veya bir yetişkinle seyahat etsen. Şimdi buraya bir insan biberon da koysa koyar. Su içmek için ya da herhangi bir içecek içmek için koyabilir. Aşağılarda yerler var. Bunu açtığınızda burada var. Kapattığınızda kapalı halinde de göreceksiniz zaten. Ön tarafta da yerler var. Hani ister telefonunuzu alın kullanın. Rahatlıkla bakın veya camlardan çok rahatlıkla böyle etrafı seyredebiliyorsunuz. Hele de bir deniz kenarında seyahat ediyorsanız sanki film seyrediyormuşsunuz gibi geldi bana. Çok mutlu oldum. Ve burada oturduğumda bu şekilde rahatlıkla şoförü de kontrol edebiliyorum. Hani arada aynadan görüyorsunuz veya ön camdan sanki kendim de sürüyormuşum gibi de geldi bana. O rahatlık çok hoşuma gitti. Hani bazen böyle şey yaparsın kendini bakayım yolu göreyim. Ha gayri tabelaları bile okuyabildim üstten alttan. Tabii. Kaçırmayalım diye yukarıdaki tabelaları da oradan gördüm. Doğru. Çok hoşuma gitti açıkçası. Arkalarda 12 volt çakmaklık girişleri var. Fakat herhangi bir elektronik telefon olsun, iPad olsun veya laptop olsun bunları şarj edebilecek girişler takılmamış. Yani evet, o dikkatimi çekti. Şarj konusu çok sıkıntı gerçekten. Evet, yok arka taraf. Yani bunun muadillerini incelemiştik hatırlıyorsunuz. Evet. Onlarda bile 220 volt girişleri vardı. Prizden şarj ediyorduk ekipmanlarımızı falan. Şu anda ekipmanları şarj etmek için powerbank kullanıyoruz. Biz yani şimdi burada da bir toplantı yaparken 4 kişi karşı karşıya oturduk. Önümüzde masamız da var. Hani bir şeyler yiyip içerken ya da çalışılırken gerçekten çok rahat. Mesafeler de çok ferah. Bu arada bu masanın hareket etmesi de çok güzel. Yani kızaklı. Evet kızaklı. Yani isterseniz bu taraf kullanabiliyor, isterseniz o taraf kullanabiliyor veya tam ortaya şu anda yaptığımız gibi koyup ortakta kullanabiliyoruz. Çok güzel ve şuralar saklama gözle evet koymuşlar. Evet, bunlar da saklama çok gözler. Evet bu tarafta evet var. Saklama alanları tarafından herhangi bir sorun yok. Saklama alanları gayet yeterli gibi. Prizlerle yani şarj etmek için burada ciddi problemlerimiz var. Var. Yani 220 volt da isterdi burası. Evet. Normal Type-C de isterdi. Evet. İsterdi. Burası birçok güç opsiyonu. Kaynağın bulundurması evet, gerekir. İsterdi. Maalesef sadece 2 tane 12 volt çakmaklık girişimiz mevcut. Tavanlarla alakalı çok güzel. Ama bunun da kumandası hem arkada oturan için burada bir yer var bir de ön tarafta var. Bu da iyi bir şey. En azından buradan da bu panelleri şuradan tabii da yönetebiliriz. Bakın şöyle biraz kapatabilirsek geliyor. Evet geliyor. Ya da açabiliyoruz. Yani bu iyi bir özellik bence. O güzel. Bu işe yarıyor. Bu güzel. Ya, bu arkaya hani biraz yetkinlik vermişler aslında. Evet. O hatta hareket alanını rahatlatmış. Hem hareket alanını rahatlatmak için ama bir yeri kaçırmışlar. Şimdi bu araçta 3 yönlü klima var. Bu ne? Evet. Sürücü için ayrı, yolcu için ayrı ve arka kabin için ayrı. Evet. Yani istediğiniz kademede, istediğiniz soğukluğu farklı şekilde bu 3 yere bölebiliyorsunuz. Ama buranınkini tam böyle oraya sunroof'un başlandığı yere evet yapmışlar sanıyorum. Orada evet uzanmak arkada yani oturan için biraz sıkıntı. Evet. Ya sağda oturandan rica edecek ya da karşı tarafta oturan orayı kullanacak. Kimse yoksa da ayağa kalkacak. Ayağa kalkıp alacak uzanıp onu yaptıktan sonra buralara müdahale edebiliyorsunuz. Evet. O da bir sıkıntı olabilir. Yani ben onu isterdim. Şöyle evet şurada olsun. Değil mi? Bir yere bir panele sıkıştırırsın. Orada da bu tarafta olur. Evet. Evet. Yani genelde sağ arka kullanılan taraf evet olduğu için ben buralarda olmasını isterdim. Yani böyle burada elimin altından rahat rahat hiç oraya böyle harekette bulunmadan çünkü araba hareket halinde. Kemeri çünkü açman gerekir. Risk teşkil edebilir. Doğru. Onun haricinde arka tarafla alakalı bir önceki test ettiğimiz Vito vardı ya. Onun ön tarafındaki cam tavan sadece yukarı doğru açılıyordu. Bu tamamı açılıyor. Komple gelebiliyor. Bu da çok güzel. O da şahane olmuş. Çocuklar ben gece arabanın içinde farklı bir renkler gördüm. Böyle bir gözüm aldı ama kaç renk var aydınlatma onların arabada? Onların Fatih abi yaptı. Değiştirdi. Evet, bir 3 renk vardı. 3 renk var ya. Polar, solar evet ve beyaz. Beyaz. Üç evet, farklı üç renk var. Yapmışlar. Yani o da yeterli herhalde. Aslında hani normal Mercedes'lerde bayağı 60'ın üzerinde çok falan fazla renk vardı. Seçeneği var. Niye 64 arası falan da evet bildiğim kadarıyla. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Niye bunda 3 tane var? Onunla bir şaşırdım. Yani en azından böyle 5-6 tane farklı renk beklerdim. Aslında tabii farklı yani renklerde olabilirdi. Ben Mercedes'teki mor renge bayılırım aydınlatmada. Ben de. Evet. Keşke evet, mor o mor olsaydı gibi dedim. Ama turkuaz da güzel. Turkuaz da beğendim. Evet, bu da güzel. Evet. Bir de bunun ön tarafında siz bir sıcak kahve aldınız yolda mola verirken. İşte orası ben da benim en sevdiğim. Ben de soğuk buzlu evet kahve istedim. İkisi nasıl orada durdu? Onu da ben anlayamadım. Onu da bana şimdi açıklar şöyle mısınız? Ben kaçırdım orayı. Şimdi kolçak var ya Nurten Hanım. Evet şurada. Evet o kolçağın içerisinde gerçekten tam bir buzdolabımız var. Yani normalde mini soğutmalı torpido olur ya. Bundaki evet gerçekten buzdolabı kıvamında. İnanılmaz soğutuyor. Normalde soğutmalı torpidolar böyle sıcak koyarsın, serin alırsın falan. Biz kahve unuttuk, ertesi gün evet bu tutmuştu. Evet. Ama asıl en sevdiğim özellik şuradaki o altta rezistanslı bardaklık var. Yani bardaklığın altında rezistans var.
İster soğuk tutabiliyorsunuz, ister sıcak tutabiliyorsunuz. Aynı koltuktaki gibi mi? Yani şoförle yolcu aldılar bir içecek, sıcak veya soğuk. Onun muhafaza etsin bir müddet daha içene kadar soğumasın diye o şekilde yapılmış. Evet öyle. Zaten iki tane var. Bir tanesi küçük, bir tanesi diğerine nazaran daha büyük. Eğer kırmızı yanıyorsa o anda ısıtıyor demektir. Rengine göre anlıyoruz. Rengine göre. Mavi yanıyorsa o anda soğuk, serinletiyor alttan demektir. Ya atıyorum bir kola aldık veya soğuk bir içecek aldık. O zaman maviye çeviriyoruz, soğuk tutuyor. Aynı koltuklar gibi. Koltuklar şu anda gibi, mavideyiz. Koltuklar bizi serinletiyor. Evet. Ama kışın arabayı sürseydik kırmızıya çekecektik. O zaman da ısıtacaktı. Sıcak kahve aldıysak da sıcak kahvemizi oraya koyup kırmızıya getirdiğimizde de kahvemizi daha sıcak tutacak. Adaptif hız sabitleyiciden sonra en çok kullandığım buydu. Bu arada ben çevre yoluna çıktıktan İzmir'e gelene kadar ne gaza bastım ne frene bastım. Hiç. Sıfır. Adaptif hız sabitleyiciyi aldım. Evet. Mesafemi de ayarladım. Öndeki aracı maksimum mesafede dursun diye. Kendisi yavaşladı. Kendisi hızlandı. Şerit değiştirdiğimde kendisi hızlandı falan. Yani adaptif hız sabitleyicisi 4-4'lük çalışıyor bu arada. 4-4'lük çalışıyor. Benim için çok güzel bir seyahat oldu. Hem eğlenceli oldu. Araç çok keyifliydi. Bu, inanın bugüne kadar birçok araçla birçok yere gittim. Hani sizde de gittim, yalnız da gittim, binek araçla da gittim ama bir ticari aracın, hafif ticari aracında bu kadar keyifli olduğunu ilk defa anladım. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Belki reklam gibi oldu ama. O zaman hadi İstanbul'a. Dönelim mi arkadaşlar? Artık hadi yeter gidelim. Bu kadar İzmir. Kadar. İstanbul bizi bekler. Bence yola çıkalım. Çıkalım. Ve işimizin başına dönelim. Evet. O zaman buyurun. Ama yolda alacağım senden bir el alırım.